Bu arada da onlar faizle borçlanmaya imkan veren hukuksal oyunlara ya da daha doğru bir ifadeyle hukuksal hilelere başvurmaktan da geri kalmamış, durmamışlardır. Bizim önümüzdeki sorun bu hukuki yasağın muhafazakarların sandığı kadar Kur'an'ın niyetini sadıkane şekilde yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Ama şu kadarını söyleyebiliriz ki modern ekonomide faizin rolü Kur'an'daki yasaklanmış olan ribadan köklü biçimde farklıdır. Fazlur Rahman'ın bu düşüncesine katılmıyorum. Ve bugünkü ekonomiyi de modern ekonomi olarak tanımlamıyorum da. Bugünkü ekonomi vahşi bir ekonomi. Vahşi bir ekonomi. Vahşiliği bize modernite olarak sunmaya çalışıyorlar. O yüzden asla ve asla bunu kabul etmiyorum. Ben bir tarafımdan klasik düşünür, klasik dini anlamaya ve yaşamaya çalışırım. O yüzden Kur'an ve sünnet seneyde imamların içtihatlarında eski içtihatlar neyi emrettiyse ben onu bilir, onu söylerim. Ve benim için faizle ribanın arasında bir fark yoktur. Faiz veya riba ne derseniz deyin, hepsi de yasaktır, haramdır, lanetlenmiş bir iştir. Bunu ilk okuduğum yıllardan itibaren hep bunu söyledim. Bunu savunmaya da devam ederim. Darülharp'te, yani İslam hukukunun olmadığı yerde, Müslümanla harbinin arasında faiz yoktur. Hazreti Mekkul hadisini İmam-ı Azam Hazretleri ölçü olarak almış. Buradan Darülharp'te Müslümanla gayrimüslimin arasında faizin alışverişlerde fazlalık veya eksiklik faizin olmadığını söylemiş. Faiz hükmü olarak geçerli değil demiş. Bu sadece Hazreti Mekkul hadisi bu meseleye yeter iken Veda hutbesinde Mekke fethedildikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin amcası Abbas'ın faiz işine son vermesi de buna bir delildir. Darülharp'te faizin alınıp verileceğine dair. Çünkü Hazreti Abbas Bedir'de dahi Müslümandı. Bedir'de bir hafiye gibi çalıştı, öyle söyleyelim. Müslüman olmasına rağmen hafiye gibi Müslümanların lehine çalıştı. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bilgi aktarması yaptı. Hatta meşhur esir alındı Müslümanlar tarafından esir alınınca fidye vererekten canını kurtardı. Öyle görüntüde o görüntüyü verdiler. Hatta Allah Resulü dedi ki, ey amca sen Mekke'de lazımsın. Kendi parandan dedi fidyeni ver, kurtar kendini. Tekrar Mekke'ye dön dedi. Defalarca Hazreti Abbas Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmek istediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu durdurdu. Onu durdurunca normalde orada Mekke fethedilinceye kadar onun çarkı döndü. Çarkı neydi? Faiz çarkıydı. O yüzden Hazreti Abbas'ın da bu işi böyle yapması caizdir. Bu konuda bir sıkıntı yoktur. O yüzden Darülharp'te bu kadar uğraşıyorlar. Zaten Fazlur Rahman'ın veyahut da Pakistan'dan bu örneklerin olmasının sebebi şu: Pakistan kendisini İslam Cumhuriyeti olarak nitelendiriyor. İslam Cumhuriyeti olarak nitelendirince faizi ne yapacak? Faizle alakalı burnu kısıyor. Burnu kıstığı için orada buna çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Oysa mesela Türkiye'de veyahut da diğer başka İslam ülkelerinde halkı Müslüman olan ama yönetimi İslam olmayan yerlerde bu iş basit, bu iş kolay.
ne Darül Harp, Darül Harp'te müminle kafirin arasında faiz yoktur. Ama o zaman da şu giriyor devreye. Yani Müslümanlarda bir uyanış başlayacak. Müslümanlar diyecekler ki, ya bizim yaşadığımız bu devlet sistemi İslami bir devlet sistemi değil. Bunu görecekler, bunu öğrenecekler. Böyle olunca da bir uyanış başlayacak.